Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz ve bu sefer ekip lojistikle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Benden bayağıdır istiyordunuz ve artık adminimiz var. Bu arada oğlum, ben adminlerden sürekli kaçıyordum bu oyunda. İlk defa bir adminle video çekeceğim ve aynı zamanda arkadaşlar karşıda görüyorsunuz Emre Bozkurt var. Emre'cim hoş geldin. Daha doğrusu arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsın, iyi misin? Ben böyle iki kişi video çekmeye alışkınım ya. Şu an 5-10 kişiyiz arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı. Emre'cim ne yapıyoruz bugün? Abi ne yapacağız? Çok güzel yol hazırladık. Tırımız da Volvo, çok güzel. Güzel gezeceğiz akşam saatlerinde. Sohbet eşliği de güzel bir yolda abi. Aynen. Çok güzel olacak arkadaşlar. Güzel bir muhabbet çevireceğiz. Bayağı bir ekip arkadaşımız var. Yani ekip lojistikten. Bu arada Emre Bozkurt'u ekip lojistikte arkadaşlar YouTube'da mutlaka takip edin. Ben karta kanallarını koyacağım. Bu işi çok güzel yapıyorlar. Kesinlikle takip edin. Hani biz böyle takla tukla yapıyoruz ya. Bu adamlar işin hakkını vererek yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden bu arkadaşları da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Ben hazırım Emre'cim. Biz de hazırız abi. Çıkalım mı? Abi çıkalım ufaktan. Eskortumuz da var. Emre seni alalım önde. Tamamdır. Oğlum böyle adminin falan yanıma verdiniz. Harbi ben şu an var ya, elim ayağım titriyor. Abi tekerimize taş değmesin. Herkes eyvallah. Hayırlı yolculuklar. Eyvallah. Eyvallah. Sezer sen de alalım abi. Eyvallah. Abi ufaktan çıkalım. Aynen biz. Gel abi sen benim peşime. Ben çıkıyorum. Tamam tamam okey. Şöyle çıkacağız. Arkadaşlar güzel bir Türk konvoyu yapacağız. Muhabbet edeceğiz ya. Muhabbetin dibine vuracağız. Sıkıntı yok. Aynen öyle abi. Türk bayraklarımızı da taktık kapılara. Aynen öyle. Arkadaşlar deli bir like gelirse ekiple devam ona göre. Yani çok güzel böyle şeyler yapabiliriz. Konvoylar yapabiliriz. Harika olur. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Emre'cim anlat ya. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Abi sıkıntı yok. Çok iyi. Biz aslında bir gün şeyden konuşuyorduk sürekli. Bu SCS'nin yaptığı şeylerden işte bu hı-hı, özellikle bir ara biliyorsun Eurocoach falan gelecekti. Aynen. Yani aynen. Yaptılar, otobüsle konvoy falan yapacaktık. Hı-hı. Bayağı mutluyduk. Sevinçliydik ama bir anda ne olduysa artık SCS tarafında bir anda kayboldu haberler falan. Daha sonra Amerikan Truck duyuruldu ve o geldi. Aynen. Peki abi Eurocoach aynen benim de takip ettiğim bir oyunda Emre. Evet. Yani aslında çıkmasını falan ben bayağı istiyordum. Özellikle şu otobüs simülasyonlarına karşı da bayağı bir ilgim var. Bir aralar işte evet, Fernbus çıktı. Ona ben birkaç bölüm çektim ama tabii Eurocoach gibi değil. Yani oyun biraz evet abi, gelişmesi gerekiyor. İşin açıkçası hani böyle profesyonel bir oyun gibi durmuyor. O iptal mi oldu evet, Emre ya? Ben çok fazla takip edemedim daha sonrasında. Abi çok söylenti var o konuda. Kimisi hı-hı, DLC olarak eklenecek Euro Truck'a diyorlar. Otobüsler gelecek diyorlar. Kimisi diyor ayrı ekstra oyun olarak çıkacak ama daha işte uzun süre bekleyeceğiz diyor. Fernbus'a girdin. Fernbus'ta çok reklamı yapıldı. Aşırı büyütüldü. Ben zaten hani çok iyi beklemiyordum ki beklediğim gibi de oldu. Sadece grafik anlamında çok iyi olan bir şey evet, oyun oldu. Aynen. Ya grafik zaten anlamında aslında şöyle, bu adamlar ilki denediler gibi bir şey oldu Emre. Çünkü daha önce ben Unreal grafik motoruyla oynadığım bir simülasyon hatırlamıyorum. Yani evet abi. Yani o grafik motoruna pek simülasyon yani ne kadar uydurulabilir orası tartışılır ama yani şimdi simülasyonlarda siz de çok iyi biliyorsunuz. Hani tamam grafik de önemli ama oynanış daha da önemli olabiliyor. Hani aynen öyle abi. Çok daha fazla yani önem arz edebiliyor yani. Otobüsün fiziği falan hoşuma gitmedi. Mesela sürekli altımızda kayıp gidecekmiş gibi bir his yaratıyor otobüs. Aynen Fernbus'ta, değil mi? Böyle her dönüşte böyle taklaya gidecekmiş gibi hissediyorsun. Aynen. Aynen abi. Kesinlikle ya. Ya valla DLC olarak da gelse, başka bir oyun olarak da çıksa ben Eurocoach'u bayağı bir merak ediyorum işin açıkçası. Amerikan onun Truck yeri, sizce beklenileni hı, verebildim beyler ya. Ben bunu sizden çok duymak istiyorum yani cevabınızı. Amerikan Truck mı abi? Evet. Ah ah ah. O konuda çok yaralıyım ben zaten. Daha önce de söylemiştim ben yani çıkmadan önce dedim. Euro Truck'ın gazıyla alacağız, oynayacağız dedim. Ama beğenmeyeceğiz diye söylemiştim ki dediğim gibi de çıktı. Evet. Ben şunu sevmiyorum. Uykum geliyor ondan. Çok yavaş gittiğimiz için yani. Basıp gidemiyorum. Tabii simülasyon oyunu neticede ama yine de hani Euro Truck'ın yerini tutmuyor tabii ki. Ya tabii canım yani Euro Truck çok daha büyük haritalara sahip. O zaten bayağı bir erken çıkarttılar. Yani bir tır simülasyonunu iki farklı hı-hı, şeyle tır modeliyle çıkarttılar. Evet.
ve bana göre yani çok saçma bir durumdu. Ha, tabii ki eklendi sonradan ama bir Eurotrack tadı yok gibi sanki o oyunda. Abi şunu çok istiyorum. Mesela adminlerde bulunan otomobil herhalde şu anda yanında olması lazım araçta geçecek şimdi seni. Aynen görüyorum. Mesela bize sundular. Oynayabiliyoruz şu anda otomobilleri. Evet. Dedim ki ben multiplayer ekibi ile iletişime geçtim. Hı hı. Bir sunucu daha açın mesela. Otobüs ekleyin. Hiç aynen. Değilse genel açık yapmıyorsanız bile dedik ki biz böyle böyle bir grubuz. Böyle böyle takılıyoruz. Bu tür işler yapıyoruz. Aynen. Bize dedik bir haftalık sunucu server verebilirseniz otobüs konvoyu yapalım. Böyle aynen, bir dedik öyle. Hani farkındalık yapalım falan filan. İşte tutulursa yaparsınız gibisinden. Artık kendileri ne düşünüyor bilmiyorum. Çok bunaldım. En son bana şey dediler. Kim size yaparsak herkes ister dediler. E ben de bir şey diyemedim artık. Sustum. Ya şimdi düşünsene şu anda otobüs konvoyu yaptığını. Abi ne kadar mükemmel olur. Çok güzel modlar da var Emre biliyorsun zaten. Yani otobüs modları da var. Açıkçası mükemmel olurdu. Ben de daha önce birkaç tane böyle mod videosu çekmiştim. Şey için, ETS 2 için. Çok evet. Güzel modlar var. Bence çok güzel bir şekilde uyarlanabilir. Artı herkes istesin. Yani ne olacak ki? Otobüsler de olsun mesela. Ne gibi bir zararı? Getirmiyor artık. TCS ile iletişim içinde de olabilirler. Belki ilerleyen zamanda dediğimiz gibi Eurocoach ile ilgili şeyler gelecek ya. Belki o yüzden heyecanı kaçırmamaya çalışıyor da olabilirler. Aynen. Arkadaşlar. Bakalım ya bekliyoruz. Artık yani onda da güzel bir konvoy yaparız. Eğer çıktığı zaman. Abi radar var. Oha. Abi radar var. Abi aman, radar aman, var. Aman. Abi. Bak taklaya getirip taklaya geleceksin oğlum. Abi var ya şu an arkada arkadaşlar görüyorsunuz değil mi tırları? Tam böyle bir Türk konvoyu yapıyoruz. Ortada da ben. Nasıl bir böyle bir mayın tarlasında yürüdüklerini hesap edin. Ya yani abi zaten biz seni taklaya getireceğiz. Abi adamların arasında kaldık sıkıntı. Sıkıntı arkadaşlar. Tek başımıza ulan gel sen yıllardır böyle milleti taklaya getiriyordun falan. Şimdi düştün elimize derlerse yandık arkadaşlar söyleyeyim. Ya biz normalde böyle adminlerden sürekli kaçıyoruz tamam mı? Böyle o işi gördüğü zaman hemen böyle yolumu kırıyorum. Şu an ben hayatımda bir ilki yapıyorum beyler. Siz de yapıyorum bunu. Yani oyun portal tarihinde evet. Bir ilk admin var. Düzgün bir konvoy yapıyoruz ve mükemmel evet bir şekilde ilerliyoruz. Arkadaşlar bence bu bölümün şerefi için deli bir like hak ediyor. Artı dediğim gibi Emreler bu işi çok güzel yapıyorlar. Ekip lojistik. Sağlasın abi. Gerçi şu an alımlarınız durdu değil mi? Yani. Facebook'tan duyuruyoruz abi alım yapacağımız zaman. İlgili arkadaşlar onlar da sağ olsunlar bayağı bir istek var. Şartlarımız var işte birkaç tane her yerde olan yani bütün gruplarda zaten şartlar var. Onlara uygun olanları alıyoruz. Ekibimize katıyoruz. Onlarla beraber böyle eğleniyoruz. İş stresi atıyoruz abi yani. Aynen. Bu arada az önce yabancı admin bizi selamladı. Türkleri yanılmıyorsam başka bir admin. Aşağıdan evet. Yazıyor. Evet, aynen öyle. Vay. Konvoylar dedi. Türklere de iyi konvoylar diliyorum gibisinden bir yazdı az önce. Abi biz genelde o sol altta farkmak çok alışığız ya. O yüzden selamlama falan bilmiyorum yani. Biraz garibime gitti ya. Ama ben bu işi sevdim arkadaşlar. Arkadaşlar söyleyeyim. Harbiden ben bu adamlarla çok güzel konvoylar yapacağız. Harbiden böyle işin hakkını vererek harbiden oynamayı düşünüyorum. Yani takla yaptığımız yeter işin açıkçası. Oyunu biraz daha böyle mantığına göre oynayacağız. Bu arada çok güzel bir Volvo tasarlamışsınız. Ellerinize sağlık. Sağlasın abi. Aynen. Ederiz. Ben çok güzel böyle ekip lojistiğin şu an seviyle oynuyorum arkadaşlar. Muhtemelen de bundan devam edeceğim. Bu adamları takip edin arkadaşlar. Sadece ETS çekmiyor bu adamlar. Biliyorsunuz GTA 5'te de ben birçok işte Anadol moduydu, Şahin moduydu. Evet. Aynen. Evet. Hepsinin yapımcısı Ekip Lojistik. Yani Emreler bu işi yapıyorlar. Mükemmel işler çıkartıyorlar. Şu an bir Assetto Corsa'ya başladılar. Allah izin evet verirse ben de geleceğim evet abi aranıza. Böyle güzel bir Şahin gel moduyla abi falan. Gel böyle bir yanlarız abi. Abi. Böyle bir şekil yaparız. Güzel olacak arkadaşlar. Aynen bu ekiple birlikte videolar gelecek. Beğenirseniz bence bu ilk bölüme güzel bir beğeni atın. ETS mazilerinden devam edeceğiz. Bayağıdır ben de ETS çekmiyorum arkadaşlar ama bundan sonra böyle biraz böyle farklı bir sayfada ilerleyelim istiyorum. Böyle güzel yani işi kitabına uygun yapalım. Çok da güzel olur. Mis gibi de eğleniriz. Muhabbet yaparız. Harika olur. Hepsi de çiçek gibi adamlar arkadaşlar. Kesinlikle takip edin. Sağ ol abi. Sağ olasın abi. Eyvallah. Abi. Dedin ya Assetto Corsa'ya da başladık biz mesela. Onun da şifrelerini çözdük. Onlara da yavaş yavaş mod işlerine girmeye başladık. Dün benim aklıma ne geldi?
Bakalım sen ne tepki vereceksin. Abi bence ETS sürpriz yaptım, söyleme ya. Yok söyleyeyim, fikri abi. Nedir ETS abi? ETS simülasyon oyunu biliyorsun. Assetto Corsa simülasyon. Aynen oyunu. Kesinlikle. Ben o kadar istedim ki otobüs konvoyu yapmayı. E madem bunda olmuyorsa Assetto Corsa'da neden olmasın? Assetto Corsa otobüsü de yapalım. Sen ciddi misin ya? Aynen öyle. Yani. Abi Assetto Corsa'ya otobüs getirirseniz harbi helal olsun derim ya. Biz yeniliklerin adamıyız abi. Abi biliyoruz zaten falan GTA'dan falan bayağı yani güzel biraz... işler çıkarıyorsunuz ama harbiden yani o otobüs modunu Assetto Corsa'ya gelirse bir de orada bir konvoy yaparsak yani, bilmiyorum tadından yenmez abi o video. Madem burada olmuyor orada neden olmasın? İkisi de simülasyon oyunu sonuçta abi. Tabii canım. Ya onda da güzel dinamikler var sonuçta. Abi yani güzel dinamikler var ve güzel dağ yollarında indiğini düşünsene şöyle. Abi mükemmel olur otobüslerle. Ya. Otobüslerle. Aman kilometre 333'te radar var dikkat. Dikkat. Adamlar radara yatmışlar ya. Oo. Şeyim abi. Efendim kardeşim. Ben ekibe yeni katıldım. Evet Uğur kardeşim ya, buyur. Kısa sürede gördüğüm şu, ekip bir şey söylüyorsa kesin yapar. Aynen. Eyvallah abi. Sağ olun. Eyvallah Uğur'cum. Eyvallah. Bana o Portal Nice'ı önerdin Uğur. Bir ev bile yapamadım ilk bölümde. Sağ ol kardeşim. Abi ev vardı. Bu da böyle arkadaşlar bu arada Portal Nice oynamıştım geçen kanalda biliyorsunuz. Hatta videonun başında da söylemiştim. Uğur arkadaşımız önerdi diye. Şimdi TeamSpeak'e geldim. Direkt böyle gelir gelmez adam bana şey diyor. Abi diyor orada ev vardı niye oraya girmedin diyor. Lan oğlum ben nereden göreyim? Bu mu işte? Durdun. Aman abi akşam aman. Serbest. Aynen. Biraz böyle sert durdum ama arkada bir sıkıntı yok değil mi? Abi sıkıntı yok. Onlar eyvallah. Alışkın abi. Arkaya Atakan Baba'yı koyduk profesyonel. Eyvallah. Abi benim arkada bilmiyorum biraz gitmek sıkıntı da. O yüzden yani böyle çat diye böyle dururum. Ama... Fark ettim idare ediyoruz abi. Değil mi? Eyvallah ya. Evet. Atakan abi alışkın ya. Yan yan gittiği için sürekli yollarda. Eyvallah. Adam düz gitmiyor hep yan. Zaten Assetto Corsa'ya bizi başlatan Atakan abi. Selim aynen abi. Öyle. Abi yani bence de çok güzel bir iş yapmış. Assetto Corsa yani ben ilk zamanlarında oynamıştım gerçi ama şu anki halini çok fazla bilmiyorum işin açıkçası. Çok orada değişti sizlerle birlikte... Selim abi çok değişti. Dinamikler müthiş oldu yani. Doğrudur hı-hı. Ya doğrudur. Zaten ben az çok böyle Steam'de de takip ediyorum oyunun gelişimini. Sizden de birkaç video zaten izledim. En son bir Honda yapmıştınız. Honda Civic. O efsane olmuş. Abi benim adamlar sıralam. O lan çekelim abi. Aman. Düştü herhalde internetim ha. Gitti ne oldu? Aynen olabilir. Bir anda gitti veya işte bilgisayarla olası bir durum da olabilir. Benim kimin interneti gitti? Durdu, tabi, arkaya bakıyordum. Lan bir anda durdu ha. Yolda şu an uygun bir yer yok. Arkadaşlar ben sizi duyuyorum. Aa motor arızası diyor. Tek şeyden düştük. Çok mu uzağa gider acaba? Oha arkadaşlar bağlantım koptu. Arkadaşlar ufaktan böyle bir bağlantı sıkıntısı yaşadık ama benden kaynaklı bir durumdu. Neyse tekrar devam ediyoruz. Yani sen takla yapmasan bile oyun... Abi ya zaten... Beyler zaten oluyor taklasız böyle. Hiçbir şey geçmiyor ki abi. Şu oyunu bir gün taklasız oynamadım ya. Ekşiye sen abi artık. Aynen. Yalnız böyle King Legend falan Volvo şekli çok güzel olmuş ya. Abi o Volvo'yu seviyoruz zaten. Arkadaşlar bugün şansınıza karanlık havada gidiyoruz ama İskandinavya haritasındayız değil mi? Şu an biz evet, İskandinavya evet. Bölgesindeyiz. Evet, şu anda oradayız. Evet abi. Böyle güzel bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar ya. Vallahi çok farklı oluyormuş ya bu şekilde. Yani şimdi keyfini almaya başladım biliyor musunuz? Öyle oluyor abi. Özellikle bir de kar modunu hiç denedin mi sen mesela bu sene? Kar modunu denedim abi. Denedim aynen. O yani. Da güzel. Sadece yerle etkileşimin yok. Hani böyle buzlanmada kayarsın falan o etkileşim yok. Ama aynen. Hani fazla oynayınca da sıkmaya başlıyor. Aynen. Ya daha önceki kar modları daha şeydi biliyor musunuz? Daha iyiydi. Yani aynen daha İlk iyiydi böyle. Tabii öyle lapa kar yağıyordu falan. Aynen öyle abi. Şimdi mesela çok fazla böyle bir şey yok yani. Çok hafif bir kar görüntüsü var. Yani ilk çıktığında ben hatırlıyorum yani baya bir şeydi. Bu arada bana ısırını ihlali verdiler. Gel abi gel önemli değil. Aynen. Neyse radar yok abi. Şirket cezayı karşılıyor. O kadar kar vardı ki abi geçen senelerde o yandaki evet. Modda kar modunda orta rafujdan karşıya atlıyorduk biz karın üstünden. Oo bariyerlerde. Ciddi misin ya? Görünmüyordu abi tabii. Ama o daha güzeldi be yani böyle
böyle lapa lapa yağmış abi, düşünsene. Aynen öyle abi. Abi. Yoğun bir sis vardı. Emre sizi evet, bekliyorum. Evet aynen, böyle kar yağışı falan da bundan çok daha gerçekçiydi sanki. Herhalde kasmasın diye mi yapıyorlar acaba ya? Hop. Olabilir abi. Belki diğer modda insanlar sıkıntı yaşadıysa. Aynen. Aynen. Tekler bu yönde olduysa biraz düzenleme getirmiş olabilirler. Aynen öyle kardeşim benim ya. Vay be. Yani arkadaşlar, kaderde ekiple birlikte konvoy yapmak da varmış ya. Çok iyi ya. Kaderde Selim abiyle konvoy. Hem de böyle var ya, süt dökmüş kedi gibi ilerliyorum abi konvoyun ortasında. Böyle var ya, aman diyorum sağa sola çarpmayayım, şeridi bozmayayım falan. İlk defa böyle kendimi yani bu oyunda böyle hissettim ya. Yani 3,5 seneden sonra. Yani böyle garip bir duygu ama çok güzel ya. Böyle arkadaşlar, bundan sonra videolar gelecek harbiden. Böyle deli bir like istiyorum ama bu ilk videoya. Deli bir like istiyorum. Ve bu adamları da takip edin. Bu adamlar işini güzel yapıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle. Yani YouTube'da benim takdir ettiğim ender kanallardan kesinlikle arkadaşlar abi, takip edin. Eyvallah. Biz amacımızdan biraz bahsedeyim abi dilersen. Tabii ki. Aynen. Bizim amacımız mesela GTA'da olsun, diğer oyunlarda işte ETS, Euro Truck'ta olsun, bildiğimiz bilgileri sürekli sohbet arasında paylaşmak. Mesela şu anda sohbet ediyoruz. Aynen. Sohbet arasında paylaşmak, GTA'da falan da işte yaptığımız modları yine insanlara sunarak onları sevindirmek, kendimizi sevindirmek. Onlardan destek aldıktan sonra ne oluyor mesela? Güzel yorumlar geldikçe biz de motive oluyoruz. Daha güzel modlar yapmaya başlıyoruz mesela. Aynen. Bu şekilde bizim prensip de bu abi. İnsanlarla sürekli bir şeyler paylaşmayı seviyoruz. Aynen öyle. Ya bu format aslında benim kanalın ilk zamanlarında yaptığım bir formattı Emre'cim. Hı hı. Yani ilk videolarda falan böyle genelde ben de işte böyle mod tanıtırdım. İşte oyun hakkında konuşurduk. Ondan sonra takla tukla abi işin içine girdi. Biz farklı bir noktaya gittik ama sizlerle böyle biraz hani bizi ilgilendiren oyunlarla ilgili mesela bu videolarda gerçekten ben de böyle fikirlerimi paylaşmak isterim. Böyle bir muhabbet evet, tuttururuz. Modlar hakkında konuşuruz. Dediğim gibi bize yakın oyunları da yani böyle sizin formatınızda çok güzel bir şekilde arkadaşlarla da paylaşırız. Bence harika olur yani, seveceklerdir diye düşünüyorum. Aynen öyle abi. Yolun kavisliği de çok güzel ha bu arada. Aynen ya, gayet güzel görünüyor. Kilometre 175 liralar var. Falan girince güzel oluyor, hızlıca böyle yatıyor falan. Genelde sen taklaya geliyorsun öyle de. Abi. Ulan ya. Yalnız bu gece emniyet iyi çalışıyor. Evet. Abi her yerde radar var, gözünü seveyim ya. RCS çalışıyor baba. Konvoyumuz yakın takipte abi, dikkat edin. Abi aman ha. Ya ben bu kadar polis görmüyordum kardeşim. Ben hep ara sokaklardan falan gidiyordum. Nereye getirdiniz beni? Nasıl bir çelişkiye girdim ben şu an ya? Harbiden tırsıyorum böyle o polisleri gördüğüm zaman. Ulan ya. Harbiden kendimi tanıyamıyorum şu an. Arkadaşlar, Selim dediğiniz harbiden bakın şeridi bozmuyor artık yani. Takla yok. Aynen, peki takla abi, yok. Şöyle biz şöyle yapıyoruz. Sen evet, nasıl yapacaksın oyunda artık? Mesela kırmızı lamba yanıyor ama bakıyoruz, hı-hı, kimse yok oyunda etrafta. Biz tamam, direkt geçiyoruz. Ben de geçerim ben, abi. Geç abi. Geçtim, o Allah evet, yok yani. Aynen, Allah ne verdiyse abi. O kadar da değil ya, gözünüzü seveyim. Arada ufaktan oyun olduğunu hissedelim yani. Ya aynen, zaten bizim Türk mantığı nedir biliyor musunuz beyler? Mesela trafikte dünyanın her yerinde kırmızı dur, sarı hazır ol, yeşil geç demek değil mi? Evet. Türkiye'de evet, farklı abi. Kırmızı yani, geç, yeşil dur. Şimdi bak, yeşil geç, kırmızı dur, sarı geç. Çabuk korna, yani. Korna. Aynen. Aynen, arkadan selektör hemen. Kesinlikle ya. Yani bizde çok farklı bir durum var. Yani herkes yapıyordur. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şey ama. Ha biz tabii, hı-hı, oyun oynuyoruz arkadaşlar. Hani gerçek yaşamda trafik kurallarına herkes uymak tabii zorunda ki yani. Ya en ufak bir hata abi aynen büyük öyle, şeylere sebebiyet kesinlikle olabilir. Kesinlikle. O yüzden herkes trafikte arkadaşlar dikkatli olsun. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım abi. Böyle de bir kamu aynen spotu öyle verelim yani. Bu burada ciddiyim evet, yani. Evet. İşin şakası yok arkadaşlar. Aynen öyle abi. Biz de evet. Aynen. Bu konuda önemli.
ciddi olmak gerekiyor zaten. Kesinlikle abi, kesinlikle yani. Oyunlar bunun için var abi. Kuralı bozacaksan burada bozarsın. Aynen öyle. Oyunlar zaten şöyle bir şey dostum. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Gerçek yaşamda yapamadığımız şeyleri biz oyunda yapıyoruz. Ama oyun yani, o bilgisayarı evet. Kapattım bitti o iş. Evet evet yani abi. Onu gerçek yaşama zaten almak yani, bazen böyle haberlerde falan da görüyoruz işte. Hani oyunu şey yapıp mesela GTA oynuyorsun abi, GTA ciddiye uh-huh. alınacak bir şey değil yani. GTA'nın mantığı o, bir şehir kuruyor adam sana, stresini at çık yani. Onun ötesinde zaten gerçek yaşamda herkes dikkatli olmak, saygılı olmak zorunda arkadaşlar yani. O yüzden kamu spotumuzu da verelim bu şekilde. Evet, bu arada bizim mil hesabı galiba değil mi? Şey, milde kalmış benim. O şeyi diyorum diyeceğim abi, 90'ı geçiyor mu seninki? Abi benim... Bence Selim abi geçmiyor arkasında. Hız sınırı var galiba sende. Sınırlama var. Çekilir otomatik doğru. 90'ı doğru. Geçemiyorsun sanırım. Çünkü hani biz Selim abi 150 ile falan gelir peşimizden dedik de. Abi, abi ben tırsıyorum. Yani kusura bakmayın, ben bugün böyle süt dökmüş kedi oldum. Yani zaten 50 tane hesap mı anlattık? Bir daha da anlatmayalım yani. Böyle hele ekip lojistiğin arasında falan bir takla tuklu olursa bilmiyorum. Ama bilmiyorum, kafam eserse arkadaşlar bir sürpriz yapabilirim her an. İlerleyen bölümlerde. Yani siz yine bana çok aynen, çok fazla güvenmeyin de. Biraz tepki de var. Aynen. Ya ben sizin save'i yükleyip direkt girdim ama muhtemelen DLC'leri falan yükledim ya, herhalde o 90 kilometrede tikli kaldı. Ya İyi böyle güzel ya, bu bölümde de böyle olsun. Böyle demli demli gidelim arkadaşlar. Sıkıntı zaten 100 kilometremiz kaldı abi. Fazla aynen, bir şey aynen, kalmadı. Aynen, çok fazla da bir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. Güzel böyle bir gece yolculuğu yaptık. Harika ya. Vallahi ben beyler çok keyif aldım ya. Yapalım abi bunu. Abi çok güzel. Biz de öyle abi. Biz de öyle. Aynen. Peki abi, Euro Truck ilk multiplayer çıktığında inanmış mıydın? Abi ona inanmamıştım. Bak şöyle bir şey olmuştu. Biz şimdi ilk ben Euro Truck oynamaya başladığımda zaten sadece single player vardı. Hı-hı. Multi çıktı dediler. Oha dedim ya. Ya bu oyunun zaten en büyük eksikliği multi falan diyordum. Hatta ben Euro Truck Simulator 2'yi ilk izlenim yapanlardan biriyim. Yani doğru, böyle, doğru. Tabii ilk bakış yapanlardan biriyim ilk çıktığı dönemlerde. Multiplayer'e ilk girdim abi. Tamam mı? O zaman çok ağır alfaydı zaten ilk zamanlar. Evet, belki hatırlarsınız. Ya o dönemlerde böyle millet birbirine korna falan çalıyor. Hatta videom var böyle. O kadar neşeleniyorum ki. Ağlıyorum lan, insanlar birbirlerine korna çalıyor falan. Abi nerede karşıdan bizim geliyor. Aynen. Yani. Nerede bizim Sarp geldi. Ondan sonra birlikte çıktık yola. Ondan sonra o bir takla attı. Zaten bizim takla da ETS'den gelme beyler. Doğru, evet. Yani takla tukla işi ETS'den gelme. Ondan sonra bir takla attı abi, biz kendimizi durduramadık. Öyle devam ettik. Yoksa benim ilk videolarımı falan izleyen arkadaşlar bilirler. Ben baya oturup oynuyordum. Yani hani kitabına uygun oynamaya çalışıyordum. Hı hı. Ondan sonra tabii bizim Sarp'la Marp'la baya bir takla tukla şey yaşayınca abi. Şey oldu evet, ama... yeter daha yani, 250 bölüm falan çekmişimdir yani. Oo. Taklayla. Ha, biraz da konvoy yapalım değil mi arkadaşlar? Yani farklı bir noktadan geçelim. Bir ton da hesap anlattım. Üzerinize afiyet. O yüzden ya, adamlar haklılar her şimdi. Her taklada bir hesap. Her bir şey, aynen, her taklada bir hesap gitti benim. Ya şimdi banlamakta haklılar. Açık ve net söylüyorum. Hani ben bunu şimdi şey olsun dese, ya ulan bizi niye banladılar bilmem ne. Yani videodan izleyip banlanıyorduk mesela. Ama adam şimdi görüyordu, bakıyordu. Ulan biz şey yapmışız. Takla yapmışız. Adam banlıyordu. O lan lan abi takılıyorsun. Ben mi abi? Aman abi. Aynen aynen. Sen bir ara böyle takıldın hemen geldin. Hemen dedim abi. Abi o takılmıyor. Bilerek yapıyor ya. Yok ben takılıyor muyum? Abi ne iş? Oğlum var ya harbiden çok büyük çelişkinin içerisine ya. Gireriz ha. Takla seni çekiyor abi. Aynen kesinlikle ya. Abi benim bir taktiğim var da böyle hani amandır. Bazen bizi trollemeye çalışanlar oluyor. Amandır. Onları yatırmak için bir taktiğim var benim. Yeşil yatırım. Söylemiyorum. Onu ima etti de İlkay esprisinde yok yani, kesinlikle öyle bir şey yapmam yani. Selim abi. Efendim kardeşim. Bir ilk daha yaşıyorsun. Ne gibi abi? Ya şey olarak ilk defa kaza yapmadan tamamlamış olacaksın yolu. Aynen. Oo. Ha. Gerçi arkada birine kaza yaptırdım ben. Ama senin hatan değil abi, bilgisayarın hatası.
sayılmaz abi. Tamam, onu saymıyoruz arkadaşlar. Onu saymıyoruz. Ama gerçekten ilk defa mı olacak abi? Abi ilk defa olacak benim. Ben hepsinde kaza yaptım yani. Hepsinde bir fiil. Ya şu an var ya, kendimi açtım beyler. Öyle diyeyim. Şu anda bir ilkler abidesi yaşıyoruz. Ya. Aynen ya. Ya ilk defa böyle kazasız belasız tamamlayacağız. Tabii bu bizim Türk konvoyumuz. Yani güzel bir şekilde bitirmek yakışır arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bunun eğlencesi de farklı abi ya. Ya abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki ötekinin de eğlencesi ayrı ama bunun eğlencesi bambaşkaymış yani. Onu da söyleyeyim yani size. Çok güzel. Harika. Böyle güzel. Ben bu tarz şeyi bizim taklicilerle çok fazla yapamıyorum. Ve tabii oğlum ya, takla king diyorlar. Beni gördükleri zaman elleri ayakları birbirine giriyor abi. Bam bam bam. Biri oradan çıkıyor, biri buradan. Abi tam bir kaos ya. Tam bir kaos yani. Geçen canlı yayında artık dedim abi ben single oynayayım. Hani şimdi oynayan insanlara da yazık. Abi şehir falan doldu. Sağ olsun arkadaşlarımız yalnız bırakmadı ama. Oğlum diyorum bak normal oynayalım. Çap oradan biri bir giriyor. Taklaya geldi falan diye bağırıyorlar. Vay ya. Ama güzel oluyor ya bu şekilde. Yapamazsın kalabalıkta, önüne geçemezsin abi. Çünkü onlar da hani eğlence. Ya tabii canım. Yani evet. Eğlence yapıyorlar ama. Ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Özellikle ben bunu taklicilere söyleyeceğim. Yani bu olay da çok zevkli. Bunu da yapmaya çalışın kesinlikle. Yani şu böyle güzel kendinize böyle bir konvoy oluşturun arkadaşlar. Mis gibi yolculuk yapın abi. Bu olayın da zevki ayrıymış. İlk defa abi, yapıyorum yani. 2-3 kişi alacaksın. Bugün ne yaptın diye bir başlayacaksın abi sohbete bir yandan. Gazlayacağım bir yandan da. Bir sohbet oluyor. Çok güzel bir aynen sohbet öyle. Oluyor. Kafa tabii dinliyorsun canım. Abi. Tabii ki yani. Bu arada evet. Bizim diğer videolarda böyle güzel sohbet konusu belirleyeceğiz arkadaşlar. Hatta önerilerinizi siz de yazın. Böyle yeni çıkacak bize uygun oyunlar hakkında da konuşabiliriz. Biz onları not tutarız. Güzel bir şekilde oyun içerisinde sizlerle muhabbet ederek bilgilendiririz. Gayet de güzel olur bence ya. Bu arada yerimize geldik biz ha galiba. Evet abi. Teslimatımıza geldik. Dorsemizi teslim etmeyeceğiz. Sabah elemanlar gelip alırlar. Biz yorulmayacağız o konuda. Vay. Rahatız. Şöyle herhangi bir yerde park etsek olur abi. Sıkıntı yok. Aynen öyle abi. Tamam. Şöyle o zaman ben ufaktan giriş yapıyorum. Aynen öyle. Şöyle sola sinyalimizi verelim. Hoppa. Biraz fazla durduk ama neyse. Şuradan bir gireyim. Arkadaşlar. Hop 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 hop. Lan burası çok yanlış. Ah. Abi videonun sonunda çaktım ya. Son dakika. Aynen son dakika golü ya. Lan orası bayağı. Abi orası bayağı şeymiş ama ya. Gel abi gel biraz daha geri gel. Abi şöyle kurtarır mı acaba? Çıkar abi, bas. Gel. Geri gel. Bir bakayım. Aynen geri geleyim gel ya. Gel abi serbest gel. Aa, lan bir dakika. Abi. Biz ya. Burayı özel hazırlattık sana dar. lan Allah cezanı vermesin. Abi yok ya böyle bir olay. Son yok arkadaşlar. Hazırlarken şey dedi bak buradan giremeyecek lan. Abi ben orayı var ya geniş bir giriş zannediyordum ama bayağı taklaymış ya. Çok aynen varmış. Öyle. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok ben güzel abi. Bir konvoy yaptık. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Aynen. Arkadaşlar bence çok beğenecekler. Arkadaşlar beğenirseniz ben bu ilk bölüm için gerçekten efsane bir like istiyorum sizden. Ancak şunu da istiyorum. Bu adamları takip edin. Bizi mobilden izleyen arkadaşlar var. Sağ üstteki kartta Ekip Lojistik'in kanalı var arkadaşlar. Emre Bozkurt. Orayı kesinlikle takip edin. YouTube kanalları var. Bu tarz konvoyları, işte ne bileyim Assetto Corsa'lar, GTA'lar full arkadaşlar. O yüzden bu adamları takip edin. Bu adamlar işlerini çok güzel yapıyorlar. Yorum kısmına tamam. Da kanal linklerini bırakacağım. Ona da tıklayıp direkt kanallarına göz atabilirsiniz. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Sevgiler.